Evet, şu anda galiba yayın başladı mı bilmiyorum. Yayın başladıysa 66 yazar mısınız? Hatta buraya sorayım. Şu an Twitch'te yayın başladı mı? Yazsanıza. Yayın başladı mı? Başlamadı mı? Tamam, şimdi başlayacak herhalde. Bekliyoruz. Başladığında bana... Geldi mi yayın? Tamam, başladı. Okey, tamam. Bak kaç saniye var aramızda? Hakikaten 20 saniye falan var. Okey, neyse. Hadi oradan devam ediyorum. Discord'dakiler. Discord'a resmi attım arkadaşlar. Demin neden yayını kapattığımın şeyini Discord'a attım. Hatta Discord'a bir kez daha atıyorum şu an. Attım. Oradan bakmak isteyenler şu an Discord'a gelsin baksın. Ünlem DC ya da ünlem Discord yazın. Oradan görürsünüz. Hadi kapattım şey. Ne oluyor lan? Mebus Büşra teşekkür ederim. Buraya böyle Allah'ım ne oluyor? Ulan siz beni önce mi duysanız acaba? Dur bakayım Discord'dakiler siz beni önce mi duysanız acaba? Böyle mi devam etsek Eyla? Size de manyakça gelir ya. Ha? Bu ne lan, bok gibi oldu. Buradan dinliyorsun, 20 saniye sonra yayından izliyorsun, oradan 20 saniye sonra önceyi duyuyorsun falan filan. Ya bak burada yazıyorlar ha. Neyse. Hadi kapayım burayı da oradan devam edelim. Dur şimdi bir dakika. Şunu da bir tekrar kapayalım. Her şey birbirine girdi. Aboneler Discord'da bekliyoruz sizde. Uy bu ne böyle? 5 tane daha yeni abonelik hediye ettin. Gamer93 çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Vallahi herkes yayında abone yaptın ya. Bu da ikinci yayınımız olmuş oldu bu arada. Heh, devam edelim. Şimdi uzay mevzusuna devam edelim. Bak şimdi size uzayla alakalı bir ilginç birkaç tane şey var. Başlayalım bakalım. Bu ne? Mass Effect Legendary Edition 60 FPS PS5'te. Teşekkür ederiz tekrar. Çok sağ ol. İzzet. 60 FPS PS5'teymiş. 120 FPS Xbox'taymış. Xbox. Bu ne? Çıplak adam ban. Guardians of the Galaxy Vol. 3'te ne oluyor lan, korkuyorum. Oh my god. Yağmur'a bak, Yağmur'a bak. Teşekkür ederim, sağ ol Yağmur. Yine güzel donetinle bizi sevindirdin vallahi. Mahcup ediyorsun beni yine. Her yayınımda donet atıyor Yağmur vallahi burada. Kaç ay, bir senedir falan yaklaşık. İzleyici niye gözükmüyor? Yayını kapattım açtım ya, o yüzden görünmüyor. PC varken bilmem ne, RDR oyna bilmem ne falan filan. Batista bu. Evet, Batista. Guardians of the Galaxy Vol. 3'te belki son defa görünebilirmiş. Zaten bir boka yaramıyor diyorlar. Herif bütün film boyunca böyle duruyor diyorlar. Böyle poz veriyormuş zaten bütün filmlerinde. Böyle duruyormuş. Pek bir şey de yapmıyormuş zaten. Ondan sonracığıma. Şey diyorlar. Gears of War'da oynayacakmış şimdi. Gears of War diye bir şey yapacakmış falan filan. İzzet ne yapıyorsun? Ulan herkese abone etti adam. Vallahi yayında herkese abone etti. Ha, bak geldi izleyici sayısı 623 diyor. Maç da var ya, bilmem ne var ya. Twitter is ruining the open for surprise meme with better image crops. Twitter'a şu an bu özellik geldi mi? Aranızda bilen var mı bilmiyorum. Sesi kıstım, tamam. Aranızda bilen var mı? Bir gidip bakabilir misiniz acaba? Mesela Twitter'a artık hani biz biliyorsunuz normalde bir fotoğrafı, bir resme çekip attığımızda... Ulan dur çekeyim de atayım lan! Ondan mı uğraşacağım lan? Anlatıyorum. Bir dakika. Yeter lan artık. Sizle mi uğraşacağım? Şimdi diyecekler ki bu manyak ne yapıyor yayın ortasında? Tamam. Dur atıyorum lan. Twitter'a direkt atıyorum bunu mesela. Tamam mı şu anda? Şu anda Twitter'a atıyorum. Hadi bakayım he. Tweet diyor. Şimdi çektiğim resmi atıyorum. Şimdi kim delikanlıymış gör. Şimdi kim abiymiş gör. Şimdi bak. Resim bu kadar. Tamam mı? Bak boyu resmin. Resim bu kadar bak şimdi bak. Atıyorum bakalım ne olacak. Atıyorum. Atayım mı? Attım. Twitter'a gidin bakın bakayım. Nasıl atıldı bakayım. Twitter'a şimdi öyle mi atıldı yoksa şey mi yaptı Twitter'a? Dur bakacağım ben de lan. Bakayım şimdi mesela. Aşağı kaydırayım. E bak böyle atıyor. Oh. Niye böyle atıyor? Oh. Oğlum niye böyle atıyor bu? Bu ne oğlum? Allah Allah. Niye öyle atıyor resmi? Niye öyle yaptı? Dur like atayım. Ama bak böyle atmıyor ama böyle yapıyor. Hayır kırptı. Nasıl kırptı be? Kırpıyor işte. Ama orada haberde ne diyor? Kırpmıyor diyor. Bak. Ne diyor? Twitter is ruining the open for surprise meme. Meme mi diyor? Sürpriz meme mi açılıyor diyor. Açacak diyor. Meme resmi diyor. With better image crops diyor. Vallahi ne anlamadım burada ne yazıyor çözemedim lan. Ne bu böyle? Advanced düzey İngilizcem var. Building the fashion, keeping the past away from the same day, making no much more than just DNA. Truatlaca çubat ve hörfal sarı. Joe Young Rizal, same as with past of vision realizations. Ondan sonra GW'de arsınız. I ascribed the other parameters in the first place. We could do much more than just DNA. Falan filan diyor. Ama ne yapalım işte idare ediyoruz yani biz de. Bunu anlamıyoruz yani. Ne yazıyor burada? Twitter daha iyi görüntü mahsulleriyle sürpriz meme için açıklığı mahvediyor. Senin yapacağın. Oh my god. Ne oldu öyle? 31. Trader. Mutant mı? Mutant donated. Bir önceki donate bakar mısın abi? Boşa gitti. Bakıyorum tabii hemen mutantçığım. Nerede attın bakayım? Dur şimdi ben seni nasıl bulacağım aşağıda? Mutant. Dur bakıyorum dur. Dur bakıyorum bir dakika. Open for surprise sayfaları var onun için diyor. O ne lan? O neymiş öyle bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakayım dur. Vallahi bulamıyorum seni mutant. Aklıma X-Men'i getirdin yine. X-Men'i de çok severim. Vallahi. Ne diyor? Batrix donated. Ne zaman attın abicim donatini? Kaydırıyorum aşağıya bulamadım. İdare et. Bir dakika. Yukarı çıkıyorum yine. Bir saniye. Bak şimdi sen buradasın. İkinci sıra. Bana bak bana. Yukarı bakın. Herkes yukarı baksın. Çoko. Bir önceki donate'e bakar mısın? Kaydırıyorum aşağıya. Seni bulamıyorum mutant. Neyin altındasın? Kimin üstündesin? Çözemedik. Bir dakika ben seni şeyden bakayım. Streamlabs'tan bakayım. Ben sana Streamlabs'tan bakacağım. Anlaşıldı. Seni böyle bulamıyoruz. Seni böyle bulamıyorum. İdare et. Seni böyle bulamayacağım. Streamlabs'tan bakayım hadi sana da. Ayıp olmasın. Oy Allah'ım ne yapacağım? Ne oluyor burada? Yine abone yapıyor. Hediye ediyor. Abone yapıyor. Dur bakıyorum abicim bir saniye. Donation history. Bir dakika dursanıza bir terslik var. Bir ilginç bir durum var abicim. Hepsini dur bir dakika. Mutant diye aratacağım seni. Mutant. Search diyorum. Burada çıkmıyorsun. Beceremedik onu abicim. İdare et. Yapamıyoruz. Şu an niye olmuyor? Bulamadım seni. Tamam. Hadi yayınım da çok bölündü. İdare et tamam mı? Eğer bir daha atarsan görürüz. Chat'te seni görürsem görürüm. Ne yapayım? Bulamıyorum. Yoksun. Dur bir daha bakıyorum. Bir dakika. Aratıyorum. Mutant. Yoksun abi. Ulan bu YouTube'muş. Oh my god. YouTube'a bakıyormuşum. Özür dilerim. Ben de diyorum bu işte bir gariplik var. Bir dakika dur. Giriş yapıyorum şu an. Twitch'e giriş yapıyorum. Şu an şifremi falan giriyorum. Tamam şu an ekranım güncelleniyor. Recent events şimdi geldi. Şimdi bakacağım. Hiç merak etme. Şimdi bakıyorum dur. Şimdi kim abiymiş göreceğiz. Buldum. DC Valorant sunucumuza davetlisin abi. Ben Valorant oynamıyorum. Ben aslında PC'de oyun da oynamıyorum. PC'de oyun muhabbetini tamamen bitirdim. Çok teşekkür ederim sağ ol. Ama oyun oynamıyorum yani benim işim bitti. Şeyle alakalı olarak. PC oyunculuğuyla hiçbir alakam kalmadı. Konsol oyunculuğu. Ha PC'de de belki yine devam edebilirim. Ama şu anlık kalmadı ve yani işte durumlar bunlar. Ha, sizin Discord'unuzu da tabii ki paylaşmak boynumun borcudur. Onu da hemen paylaşayım. Bir saniye. Ctrl H tekrardan. Ayıp olmasın. Donate atmışsın sonuçta. Valorant'la ilgilenenleriniz varsa arkadaşlarımızın sunucusuna şurada bir yalnız yumuşak G gibi bir şey var. Tam anlamadım onu ama umarım bir sorun olmaz. Bakayım girebiliyor muyum? Heh. Bak burada var. 11 çevrim içi üye. 15 üye. Atayım ben chat'e. Ah, server diyorum. Valorant server tamam. Ah yapıştırdım buraya. Tak tamam. Oradan ilgilenenleriniz varsa. Nasılsın sasicim keyfin yerinde mi? Nasılsın sasicim keyfin yerinde mi? Vallahi böyleyim şu an. Gördüğün gibi. Yine kafayı yedim. Gayet normal başlamıştım. Yani şöyle başlamıştım. Sana 1000 TL atayım gel bu buna oynayalım. Yeni bir heyecan duramıyorum. Sayenizde buna döndüm. Sağ olun yani. Manyak ettiniz beni yine. Kanser ettiniz. Burada ne var oğlum yine? Zorna morna atanları valla banlarım ha. Oğlum attınız mı lan? Korkuyorum dur. Sasio muhtemel birkaç yıl sonra gelir. Tabii öyle olur. Sasi finali neden izlemiyorsun bilmem ne misin? Sasi ay videosunun doğru ay videosunun doğru olmadığını dalga geçerek belirtmiştir. Etipuf Saso. Başka ne vardı bakayım? Gelmemiş özellik. Saso ile delirmeceler. Ya Sasi sosyalist bilmem ne Sasoyeler Birliği. Profil fotosunda harak çıkacak birine şu anda merakla bekliyorum. Allah'tan bir şey olmadı şu ana kadar. Çok muazzam bir foto. Zengin şimdi var ya şu an annem, babam, annemin arkadaşları falan filan. Şu anda bir bakacaklar benim Twitter'ıma. Böyle salak bir foto ya. Ne alaka diyorlardır şu an. Ne alaka ya. Ne alaka diyorlardı şu an ya. Biz bu çocuğu bugünler için mi yetiştirdik? Harvard'larda bu yüzden mi okuttuk? 2 tane diplomayı bu yüzden mi aldırttık? Peşinden bunca yıl bu yüzden mi koşturduk? Bu kadar dili boşuna mı öğrettik? Yurt dışında bu yüzden mi bilmem ne yapıyor çalışıyor? Yoksa ajanlığını saklamak için paravandan millete böyle mallık taklitleri mi yapıyor? Neden yapıyor ki acaba? Falan bilmem ne. Acaba DC server senkronize et. Tahmin ederim. Abi dövmen lazım. Dövmen mi lazım? Allah Allah. O da neymiş öyle? Neyse devam et. Ulan ne oluyor? Gamer yine başladı. İzzet yine başladı. Show love. 300 bit gönderdi Gamer. Oo. 1000 TL atayım gel blackjack oynayalım. Yeni bir heyecan olur. Aman sulanır. Uzaydan bahsedecektim. Tek istediğim şey oydu. Venüs gezegenine gidecektik. Venüs gezegeni bizi bekliyor. Tek istediğim hayatımda şu an tek beklentim buydu. Yani yok oyun bilmem ne olurmuş. Yok o bilmem neymiş. Yok o şöyle. Turkish bilmem ne. Nasılsın Satıcım keyfin yerine? İyidir vallahi işte görüyorsun. Ne yapayım sen değilsindir umarım. Crop olayı devam edelim. Birazcık şey yapıyorum hızlandırıyorum buraları. Sinir ettiniz beni. Burada YouTube'da neden 245 yazıyor biri söyleyebilir mi acaba? Buradaki sekmede niye 245 yazıyor yukarıda? 245 parantez 245 parantez YouTube diye bir şey var orada. Microsoft is utilizing the Forza engine development for new Fable game. Yeni Fable oyunu için Microsoft Forza oyununun motorunu utilize ediyormuş. Daha böyle stabil bilmem ne optimize ediyormuş falan filan. Hiç geldik okey. Evet diyor. Uydular diyor. Astronomlar için diyor uzayı gözlemleme konusunda diyor artık bizim için zorluk çıkarıyorlar diyor. Bildiğiniz gibi dünyada şu anda bildiğimiz kadarıyla galiba insanoğlu 3500 ile 6000 arasında falan böyle bir uydu ülkeler bir sürü ulus ülke uzayda uydularıyla geziyor. Bunlardan biri de biziz tabii bizim de var TürkSat uydularımız bilmem ne uydularımız falan filanımız. Fakat bu uydular dünyadan gözlem yapan, uzayı gözlemlemek isteyen astronomlar için yani işte dürüm şeyini alıp ne diyorsunuz onun ismine ya? Şeyini alıp adını söyleyeyim be. Teleskobunu alıp falan böyle şey yapanlar için şu resmi de sileyim şuradan utandım lan. Tamam yani utanmıyoruz da yani şimdi utanma tuttu. Boş ver ulan bu var burada bunlar utanmıyorum ondan mı utandım neyse boş ver dur götümü açayım. Ondan sonra neden böyle zorluk çıkarıyorlarmış biliyor musunuz? Gel şuna bir bakalım öğrenelim. Tekrardan yine göt baş meme ve hemen ardından tekrar bir şeyler öğrenme, bir şeyler katma her yayınımızda devam ediyoruz. Hemen şimdi bunu Turkish yapıyoruz. Bunun sebebini şimdi bakacağız. We're gonna look at this bilmem ne. Uydular dünya çapındaki topluluklara erişilebilir, yüksek hızlı internet Buralar hep dutluktu. Sonra TOKİ geldi. Ay. Benim evler de TOKİ bu arada. Yani. Uydular dünya çapındaki topluluklara erişilebilir, yüksek hızlı internet sağlayabilirken aynı zamanda dünyadaki insanların gece gökyüzünü keşfetmesini zorlaştırıyor. Peki bu neden? S'ten çok memnunum. Neden? Siktir et bu gece uzayı gel blackjack oynayalım. Dün çift havuzlardaki eve götürdüm oğlum. Ne yapayım ha? Ne görüyorsun? Göster bakayım ha. Dün çift havuzlardaki eve götürdüm. Aynen böyle götürdüm yalnız ha. Kutuyu böyle açalım. Nereden açılıyor oğlum? Oğlum açılsana. Heh. Bak içinde bak ha. Bak dibe. Bak şuna dibine bak. Bak dibe şuna bak. Şunun kafaya bak hele bak. Bak bak şuna bak. Ne tatlı lan. Xbox'ımdan çok memnunum valla. Yumurta kabı var bak içinde. Bakkaldan alınmış 5 TL koymuşlar içine yumurta kabı. Microsoft you're the best. Ondan sonucuma. Bak bu böyle çıkarıyorum minicik. Gördün mü ufacık. Bak bunu böyle. Ne kadar boyu? Ha, bak kafam kadar bak kafam kadar bak. Görüyor musun kafam kadar ha? Kafam kadar ufacık ya. Xbox Series X'ine kadar bunun 3 tane bundan. 1, 2, 3. Bu kadar o. Şu kadarcık daha uzun. Falan filan. Valla her gün gözüm gibi bakıyorum. Hiç daha önce bir konsola bu kadar şey bakmamıştım. Çünkü çok pahalı oldu her şey. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İleride ne olacak, ne bitecek. Falan filan. Ne oluyor? Hiç macar salamı yedin mi abi? Macar salamı yemedim. Çok güzel. Hem de esasından. Cevap için teşekkürler. Esasından yedim hem de. Domuzlu, domuzlu. Öyle şeyli değil öyle. Bizim bakkalda satılan... Öyle dana Macar salamı mı olur lan? Bizimkiler uydurmuş bir taraflarından dana Macar salamı. Macar salamı domuzdan yapılır. Macar salamı yağlı bir şeydir. Çok güzel tadı olan bir şeydir. Böyle bakkalda aç bitir diye sattıkları Macar salamı değildir. O artık salamdır bildiğin. Dana salamdır. Şimdi bu şeyde... Ben de iyiyim desek küçük tür işareti 3. Bunu oğlum. Oh my god. Bunun hepiniz abone oldunuz lan ne oluyor? Herkes abone oluyor. Allah'ım ne yapacağım? Bakın bunu böyle kapatıyorum habire. Teyzeler meyzeler hani yapar ya böyle televizyonsa tüy bilmem falan koyarlar ondan. Bunu böyle kapatıyorsunuz. Böyle hiç toz moz girmemesini sağlıyorum içine. Yatay koyuyorum orada dik koymuyorum. Yatay koyuyorum ki. Niye yatay koyuyorum? Düşmesin diye koyuyorum. Niye yatay koyuyorum? Niye yatay koyuyorum? Niye koyacağım lan düşmesin diye koyuyorum. Niye yatay koyuyorum diyor. Teşekkür ederiz Allah kesene bereket. 1400'de bit attın. Oo 1400 bit. Oo. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Çok çok sağ ol. Vallahi kaç kişiye abonelik hediye ettin bilmiyorum. Kaç kişiye abonelik ettin ya? Herkes abone oldu neredeyse kanalda vallahi. Tamam hepiniz gelin Discord'a şey yapın orada yazmaya başlayın. Kendinizi bağlayın. Ufak, hafif, yeni jenerasyon oyun konsolu. Yeni jenerasyon oyun konsolu. Ufak, hafif. Ondan sonracığıma. Vallahi arabanın taksidini çıkardın ha vallahi tek başına. Yalnız şöyle söyleyeceğim. Discord'umuzda 20 Mayıs'tan itibaren bak bugün 29. Eğer bir tane görürsem server booster'ları banlıyoruz ona göre. Sadece burada Twitch aboneleri ve YouTube aboneleri oraya girebiliyorlar. Server booster'ları banlıyoruz ona göre. Server booster'sanız sadece o zaman uçacaksınız. Her gün uçuruyoruz söyleyeyim. Böyle işte kablosu var, şeyleri var. HDMI kablosu ve güç kablosu. Başka da bir şey yok zaten içinde. Harika vallahi çok çok memnunum. Çatır çatır oyunlarımı oynuyorum, yayınlarımı yapıyorum. Şimdi Far Cry çıkacak. Oo fıstık gibi. Merak ediyorum Far Cry çıktığında kaç FPS verecek konsollarda. Şimdi ben bunu götüreyim içeriye. Yarın sabah kurarım. Yarın sabah şey oynarız. Nedir onun adı? Sesini kapayım şunun. Yarın sabah şey oynarız. Shadow of the Tomb Raider var ya onu oynarız. Geliyorum. Gel amanda, gol amanda. Kollamanda ho ho. Vallahi bu kadar donate atsan sevinmezdim ha. İyi oldu bak herkese güzel güzel sub yaptın. Herkes de faydalanacak işte Discord'umuzdan daha ne. Adam 25 abone attı. 25 abone atmadı yok. bu 4. 5. 6. defa 25'er abone yapışı. Turkish bilmem ne NLD o ne ilk kez yayında ezan okunmayacak galiba. Bir saat önce okundu ya, zaten bitti ezan saati falan bilmem nesi. Devam edelim size okumaya. Disco Troop sağ ol, sen de 100 bit gönderdin. Gamer çok teşekkür ederim, sağ ol. Özelden sana hesap vereceğim. Biraz bilmem ne oyna, izleyelim lütfen, oyun gibi. Blackjack falan oynayamam. O tarz şeylere giremem. Yapamam öyle şeyleri. Türkiye'deki regülasyonlar bilmem neler nedir bilmiyorum. Özellikle zaten yayında yapmak yasak öyle şeyleri. Bu teklifini hiç duymamış olayım. Onu yani bana hiç söylememiş ol, boş ver. Öyle şeylerde işim yok abicim. Bizde her şey yasal. Her şey olması gerektiği gibi kurallarına uyarak yapıyoruz. O yüzden dediğim gibi yani öyle kumarmış bilmem neymiş benim hayatımın hiçbir noktasında yer tutmayan bir şey zaten. Ben sadece açık söyleyeyim, zamanında nesine.com sitesinde 2012 yılında 2012'de kız arkadaşımla beraber Harbiye'de, Taksim'de Harbiye'de trende yani metroda bir reklam gördüm. Orada bir nesine reklamı vardı. Ya dedim nedir bu böyle? Yani Allah Allah, millet böyle maç oynanıyor internetten, o mu oluyormuş falan filan diye. 2012'de bir 3 aylığına falan oynadım. Yasal, legal. Sadece Türkiye Ligi'nde 3 maç 4 maç var ya, yapıyorsun. Herkesin yaptığı gibi. Ondan sonracığıma kaybettim. 2000 lira mı bir param gitti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 2000 lira mı 2500 lira mı bir param gitti. İlk maçım Beşiktaş-Trabzon maçıydı. Çok net hatırlıyorum. Beşiktaş Trabzon'u 1-0 yenmiş miydi neydi? 2012 yılında galiba Beşiktaş-Trabzon maçı 1-0 mı ne, Beşiktaş yenmişti. 10 lira mı ne koymuştum, 30 lira mı ne vermişti. 3 katı para vermişti falan. Allah Allah dedim, ne kadar güzel bir şey. Dur bir daha oynayayım dedim. Oynadıkça kaybettim. 3 ayda öyle bir param gitti. Evet. Hala da nesine hesabım var. Ama hiç nasıl girerim, ne yaparım vallahi hatırlamıyorum. O gündür uzak durdum kardeşim. Neden biliyor musun? İtalya'da bir tanelik Cesena diye bir takım mı? Cesena mı diye bir kırmızı siyahlı bir takım. Ligin dibindeydi. Ligin tepesindeki takımı yenemedi. 300 liralık mı ne oynamıştım galiba. Hani demiştim ki ulan ne var ligin dibindeki takım. Yani ligin tepesindeki takım 60 puan. Bunlar 15-20 puan. Tabii ki yani tepedeki yenecek dedim. Herifler kalktı, ligin dibindeki takım tepedeki takıma 2-0 kaydı. Ya arkadaş, sen şampiyon olacaksan senin ne, yani sen yani bu takıma yenileceksen senin orada ne işin var? Sen bu takımı yeneceksen senin dipte ne işin var? Gitti para. Allah kahretsin dedim. Yok dedim, bundan sonra dedim. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Boş ver dedim. Bir daha işim olmaz dedim. O gün bıraktım kardeşim. Bir daha da işim olmadı yani. Kumar adamı manyak eder. Kumar ya, tabii canım, kumar yani. Zaten diyor nesine.com'da diyor ya reklamında. Geçen gün radyoda dinledim, arabada gidiyorum. Diyor Türkiye'nin kumar sitesi mi diyor, ne diyor? Bahis mi diyordu yoksa lan? Bahis demiyordu ya. Yok, kumar sitesi diye bir şey diyordum. Kumar sitesi. Ama nesine de olmayabilir. Bir şey daha var. Ne o? Taraftar. Bir şey daha var. O var. Neyse artık bilmiyorum da. Süper Lig misali. Abi o tür maçlar şikeli oluyor. Vallahi abicim bilmiyorum artık yani. Neyse şimdi bak, bunun size ben şimdi sebebini söyleyeyim. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Oğuz Sasi tarafından kurulan, yönetilen SpaceX, dünya çapında erişilebilen yüksek hızlı geniş bant internet ulaştırma hedefiyle uzaya toplu uydular göndermeye devam ediyor. Elon Musk sürekli olarak uzaya toplu uydular gönderdiği müddetçe, sesi açayım. Senin ses gitti. İdare et. Ben şimdi sana bakacağım abi. Merak etme. Hepinize bakacağım. Özür dilerim. Biraz bekleyin. Yok mu bekleyin. Sen ne yaptın? Mega ettirici. Adından korktum. 900 lira donate atmışsın. Users, Yavuz, Selim, OneDrive, masaüstü, bilmem ne, JPEG. Abi bugün markete gittim. Yolda denk geldi. Bayağıdır yoktum. Yani mega ettirici falan filan, tırstım ben senden biraz Yavuz ya. Yok bir markette yoktum. Bugün denk geldi. Yok bilmem ne oldu falan filan. Korkuyorum bir şey çıkabilir, ne olacak buna falan filan bilmem ne. falan filan. Zaten linkin de çalışmıyor doğru düzgün. Niye çalışmıyor? Falan filan. Neyse tamam, sonra bakarız. Tamam. Dosyanıza erişilemedi diyor. Dur chat'e atayım da bakabilen bakar. Herhalde ben orada bir yanlışlık yaptım. Ha, bak bir şeyleri ayırmak lazımmış. Arada ayıraç varmış, bir şey varmış. Onları ayırmak gerekiyormuş oradan. Bir de IMG falan biraz ters yazıyor burada. Niye böyle yazıyor? Neyse idare et. Bakamadık, yapamadık. Memre. Hayda. Kartım bozuldu am. Gel de CD oynayalım. Kendi PC'ni atmış. Nasıl çalışsın ama diyor. Bu koda ne bileyim lan. Linke bak diyor. Kendi PC'sini mi atmış direkt? Ben de öyle bir şey anladım diyorum. Niye böyle file C user Yavuz Selim falan OneDrive'a kaydetmiş. Masaüstü de OneDrive linkini atmamışsın. Onu atacağına kendi bilgisayarına şey linkini atmışsın abi. OneDrive linkini atacaksın. Abi üçlü yaptın mı hiç? Üçlü yaptın mı hiç? Yok arkadaş, yok. Vallahi yemin ediyorum baygınlık geçireceğim artık. Uzaylılardan konuşsana. Okey, devam ediyoruz. Şimdi bu uydulardaki mevzu şuymuş. Neden astronomlar şu anda uyduları gözlemleyemiyorlar, bakamıyorlar, uzaya iyi bakamıyorlar falan? Sebebi dünyanın dört bir yanındaki bilmem ne endişeler dile getirdi. Astronomik araştırma. Şuralara bir yere ben atmıştım. Şuralarda bir yerde vardı. Bir dakika dursanıza. Bir dakika dursanıza. Çok gıcık oldum. Ben size söyleyeyim sebebini. Heh, sorun. Okey. Tamam. Gökbilimciler için büyük soruna. Sorun, gökbilimciler gökyüzündeki nesneler hakkında bilgi almaya ve görüntü almaya çalışırken yüzlerce alçak yörüngeli uydunun güneş ışığını yansıtabilmesidir. Yani şöyle düşünün. Elon Musk ve bunun gibiler habire yukarıya uydu gönderiyor ya. Bunlar tabii low orbit dediğimiz düşük yörüngede oluyorlar. Daha yani alçak yörüngede oluyorlar. Ve güneşten gelen ışık bu uydulara çarptıkça o zaman optik yanılsama dediğimiz yeşil spektrum modunda bu şeylerin lensleri uzayı daha net görülmesini engelliyormuş. Uydu sayıları arttıkça. Sebebi buymuş. Bunu da böyle bir şey olarak öğrenmiş olduk. Genel kültür bilgisi olarak. Venüs'le alakalı bir gelişme var. Venüs'ün çapını ölçmüşler. Venüs'ün çapının 3500-3600 kilometre falan civarında olduğu ortaya çıkmış. Daha doğrusu ne deniyor burada? Venüs'ün gezegen çekirdeğinin boyutunu ilk kez ölçtük. Şunu siyah yapayım hemen şuradan. İlk gözleme dayalı tahmine göre Venüs yaklaşık 7000 kilometre çapında, dünyanınkiyle yaklaşık aynı büyüklükte bir çekirdeğe sahip. Venüs'ü incelemek yüzeyi gizleyen kalın atmosferi nedeniyle herkesin bildiği gibi zor. Bu nedenle radar ve diğer uzman gözlem teknikleri bol bulutların altını araştırmak için gereklidir. Okey. Şimdi bildiğiniz gibi Venüs'ün sıcaklığı neydi? Venüs'ün sıcaklığı 400 derece falan filan. 400 derece santigrat. 400 derece. Yani fırınınızın olduğu sıcaklık. Yani yüzey, atmosfer. Şu an hani sen nefes alıyorsun ya atmosfer. Şu an 400 derece olduğunu düşün. Şu an mesela kaç derece burası? Yaz. Tuzla hava. Şu an sen 16 derece şu an. Bak ben burada pişiyorum. Nem diyor %89 diyor. Yağış %3 diyor. Tamam mı? Az bulutlu falan. İyi güzel. Yarın da yağış var. Bu aralar yağış arttı. Güzel oldu. Oğlum salyaları gördünüz mü? Salyaları, deniz salyalarını gördünüz mü? Berbat. Ay nedir onlar öyle? Deniz salyaları İstanbul. Ay onlar nedir öyle? Bak bütün İstanbul'u sardı. Bak hürriyet.com. Bu ne böyle? Ne.com bu? BBC.com. Bak hepsinde var. Bak deniz salyası. Dur. Ya dur be kardeşim be. Heh. Not alın. Bak ne diyor bak, Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası yani müsilaj Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor. Bakın bu. Vallahi bak su altındaki haline bakın bak. Ne diyor bak, dur bakalım gel. Kötü koku ve görüntü kirliliği dolayısıyla İstanbul ve çevresini tehdit etmeye devam ediyor. Hatırlıyor musunuz? Bir ay önce size Twitter'dan videosunu atmıştım. Göstermiştim benim buradan denizin üstünde bir çizgi var, ne oluyor deprem habercisi mi falan diye. Hatta Tuzla Belediyesi benim şeye karşılık bir şeyler yazmıştı orada. Deniz salyası neden oluşur? Deniz salyaları nedir, neden oluşur? Taşıma kapasitesinin üstünde aşırı besin elementi girdisi nedeniyle Marmara Denizi'nin büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı riski her geçen gün artıyor. Bak, 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 bak. Bak, bak, şunlara bak, bak. Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen şeyi kötüleme kampanyası mı? Ekrem İmamoğlu. Bir yerlerden bir şeyler mi? Suya. Yoksa? Hı? Peki bir dakika. Diğer yer neresiydi? Diğer yer neresiydi? Nerede görüldü? Bursa, Mudanya. Bir dakika durur musunuz? Mal mısın amına koyayım? Fatih götünü öperim. Şimdi tokatlarım bak. Bir dakika. Marmara Denizi'nde deniz salyası. Asıl korkumuz buzdağının görünmeyen denizin altındaki kısmı. Bak ne diyor? İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, Körfezler, kıyılar ve daha da ciddi ciddisi denizin derinlikleri. Tüm Marmara Denizi Kasım ayından bu yana yoğun müsilajın etkisi altında. Allah Allah, bu da neymiş böyle? Oha abi, Bursa CHP'nin değil miydi? Vallahi bilmiyorum nedir bu ya. Sasi ne diyor? Evinden Marmara'ya zaptırmış, sorun bu. Evet. Neyse devam edelim yine. Bu ne lan, göt mü açılacak? Birden beyaz bir şeyler çıktı, korktum. Heh. Tamam başlıyor. Yapmayın, yapmayın. Bozmayın chat'i. Yapmayın, yapmayın. Acil durun. Acil dur. Yapmayın. Bak biri birinden görüyor, yapıyor yine. Acil dur. Acil dur. Acil yapmayın, banlarım. Acil. Yapmayın onu bir daha. En önemli şey, yayınlarımda acımam. Yapmayın diyorum bak. Yapmayın. Bu kaçıncı söyleyişim artık? Yapmayın artık. Kaç oldu bu? Venüs'ünki de dediğim gibi böyleymiş. Bu ne? Research has moved one step closer to regeneration of bilmem ne tissue. Okey, burada ilginç bir olay var. Bakın şimdi size burayı okuyacağım. Hatta araştırma körlüğü tedavi etmek için kornea dokusunun yenilenmesine bir adım daha yaklaştı. Kornea dokusunun rejenerasyonunu potansiyel olarak ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırır, düşük maliyetli prosedür bilmem ne. Yani körlüğü tamamen bitirmekle ilgili kornea dokusunun yenilenmesine yarayan bir teknoloji keşfetmişler. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu dünyada insanoğlunun yapacağı en önemli şeylerden biridir. Mars'a gitmekmiş, uzayı keşfetmekmiş, boş iş. Bunu çözsünler abicim çok hızlı bir şekilde. Bir tane böyle kadının kedisi 2008 yılında evden kaçmış. 13 sene sonra bulunmuş. Tabii kedicik 14 yaşındaymış artık. Artık çok yaşlanmış falan filan ama yani ne bileyim işte, bu kediler de böyle. Böyle bir tane anne ile oğlu var. Bu aslında bunun anası değil. Bu aslında bunun anneannesi. 35 yaşında. Millet karıştırıyormuş. Bunu işte karıştırıyorlarmış işte. Anneanne böyle 35 yaşında anneanne mi olur diyorlar böyle. Güzel diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ondan sonracığıma. Bu ne? Neyse tamam, hadi buradan sonra artık şey yaparız. Amnesia'nın Rebirth'ü PlayStation 5'te 60 FPS boost'u almış. Daha böyle az korkunç ve daha erişilebilir bir versiyonu Adventure Mode şu anda aktifmiş. Amnesia Rebirth'le alakalı. Hiç oynamadım. Soma'nın yapımcılarından Amnesia ya. Bir kere oynayayım. Yani oynadım da. Abi iyi yayınlar. Birkaç sorum olacak. Sence biz evrende ve kainatta neden varız? Ne yapıyoruz ve kara delikle sence enerjiyi ne yapıyorlar? Kara delikle mi? Kara delikle sence enerjiyi ne yapıyorlar? Bence biriktirip yeni bir evren oluşturuyorlar. Senin düşüncelerin nedir? Benim fikrime hak veriyor musun? İyi yayınlar. Ahmet, 11 dakika oldu. Donate'ini şimdi okudum. Orada mısın hala bilmiyorum. Kusura bakma. Şimdi abicim, kara delik nedir? Kara delikler nedir? Pulsarlar nedir? Nebulalar nedir? Daha önce bunları videolarımda çok anlattım. Yayınlarımda çok anlattım. Galaksiler çökerler, içine çökerler ya da galaksilerin oluşma safhasında bilmem neler falan filan bir sürü böyle olaylar. Toz gaz bulutları döner dağılır, nebula, süpernova, hipernova bilmem ne nova. Hipernova nedir? Bir güneş patlamadan önce artık devrimini bitirdikten sonra yaşı artık gelince çekirdeği artık enerjisini kaybedince aslında uzaya yayılması gereken güneşin o bütün o enerjisi milyarlarca yıl sonra bir anda çekirdeğin enerjisiz kalmasıyla yer çekimini de kaybederek bütün o yuvarlak olan o nesneyi içeri doğru çeker. İçeri doğru çekince bu sefer içeride patlama yapar. Süpernova patlaması. Bütün yıldızların sonu süpernova patlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Süpernova etrafa bum diye patlayarak çıkar. Her tarafa doğru dağılır. Ama bir de hipernovalar vardır. Hipernovalarsa ki son evvelsi gün yaptığım yayınımda anlattığım şeyler bunlar. Orada bakın YouTube'a giderseniz bakın burada var. 12 gamma ışın noktası keşfedildi diye bak burada var. Anlatıyorum size. Bu da bir hipernovadır. Hipernova da gördüğünüz gibi bu yıldızın içe çökmesiyle beraber kutuplarında bir basınç yapar. Kutuplar içeri doğru böyle biri yukarıdan biri aşağıdan ya da neresindeyse basınç yaparlar. Basınç yaptıkları zaman da patladığında basınç yaptığı için ne olur? Bir patatesi ortadan basınç yaptığınızda ne olur? Etrafa böyle dağılır değil mi? Heh. Ama bir patatese kalkıp bomba yerleştirirseniz her tarafa patlar. İşte bu gördüğün çizgide bir sağa bir sola bu da radyasyonların içerideki son enerji kalan enerjinin radyasyon olarak uzaya yayılmasıyla gamma'yı yani fotonlarla birlikte foton ne demektir? Işık demektir. Enerji. Bir şeyden süpernovadan daha güçlüdür hipernova. Çünkü bütün o güç dikey veya yatay olarak etrafa doğru ve çevredeki o diğer yıldızlara doğru bir salınım gösterir. Bizim gezegenimizin atmosferi olduğu için gelen bu gama ışınları bizi şimdilik etkilemiyor. Çünkü atmosferimiz emiyor gama ışınlarını. Ve ardından kara delik mevzusu oluyor. Kara delikler biliyorsun keşfettiler, fotoğrafladılar, bilmem ne yaptılar, cartçurt yaptılar. Telefonuma bir şey geldi de bu arada bir saniye. Kara delikler, mara delikler. Kara deliklerin içinde ne var bilmiyoruz. Diyorlar ki kara deliklerden ışık bile kaçamıyor. Ben burada şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Kara delikler, acaba uzayı yaratanlar kara delikler mi? Yani biz onları zannediyoruz ki uzayı içine çekiyor. Ama acaba aslında öbür tarafa doğru da öbür tarafta ne var? Yani o deliğin içinde ne var? O deliğin içinde ne var? Şu an bizim galaksimizin merkezinde Milky Way'in yani Samanyolu'nun tam ortasında Neil deGrasse Tyson'ın da şeylerini seyrederseniz eğer orada da göreceksiniz astronomer orada Netflix'te hala bilmiyorum şeyleri var mı videoları falan var mı orada da anlatıyor bizim şu an sadece sırf bizim içinde bulunmuş olduğumuz Samanyolu galaksisinde 32 tane dünya mı ya da tam hatırlamıyorum 2 sene oldu seyredeli 32 tane ya da bir dünya gezegeni boyundaki bir gezegen şu an bir saniyede 32 defa etrafında dönüyor yani şöyle düşünün 32. Şimdi bizimki gibi bir kütleyi düşünün. Şöyle bir etrafında döndüğünü düşünün bir başka bir şeyin. Bir kerede ne kadar büyük bir kütle. 32 kere döndüğünü düşünün bir saniyede. Şu anda bizim galaksimizin merkezinde yaşanan şey bu. Ve bu görüntülendi. Bizim galaksimizin merkezindeki kara deliğe en yakın görüntü görüntülendi. kara delikler hakkında pek bir bilgimiz yok. Zamanında diyorlardı ki işte kara delikler efendim aslında yoktur. Öyle şeyler çok fantastik şeylerdir. Fantazidir. Mikrofonu açayım bu arada, özür dilerim. Kapatmıştım. Ne devam. Çok pardon, çok özür dilerim. Sasi seviyorum seni. Beyin fırtınasına devam. Sağ ol, teşekkürler. Mega şey ettirici. Abi bunu mu atıyoruz? Kardeşim senin de attığın şeye ben şimdi güvenemiyorum. Kusura bakma yani. Yani attığın şeye bak ya. Bu ne böyle ya? Bir dry ms bilmem ne falan filan. Öyle troller var ki şimdi ben senden tırsıyorum yani. Kusura bakma. Ben bu tarz şeyler atmayın abicim bana yayınımda. Böyle şeylere bakmak falan filan. Ben bunun virüs olmadığını nereden bileceğim? Bilgisayarımı patlatmayacağını. Atmayın abi böyle şeyler lütfen yani. En fazla YouTube videosu atın. Ya da bir bilindik sitelerden bir şeyler atın. Yani bir dry.ms bilmem ne falan filan. Ben buna bakamam abi, kusura bakma. Bakamam yani. İdare et yani. Abi kendin bak. Bakamam abicim ya. Ne münasebet yani. Böyle şeyler atmayın abi. Trojan olabilir. Aynen bir sürü şey olabilir. Bilmem ne olabilir. Yapmayın abi. Yapma yani. Özür dilerim. Bakamıyorum. Tamam, beni anlayışla karşılayacağını artık inanıyorum. Düşünmek istiyorum yani. Ciddi olduğun zaman taşaklarını yalayasın geliyor. Sinirlenince tamam. Çok tatlı oluyorsun. Ne diyordum şimdi? Yani dediğim gibi Ahmet, durumlar bunlar abicim. Kara delikler sence enerjiyi ne yapıyor? Yani belki de enerjiyi onlar alıyorlar. İçlerinde ne varsa artık, kara deliğin içinde ne varsa. Bence şu an insanlığın en büyük, en çok yapması gereken şey diğer gezegenler falan değil. Yanlış yapıyoruz. O kara deliklerden bir tanesine gitmek. Kız tıpkı şeydeki gibi, adını söyle, o Interstellar Yıldızlar Arası filmindeki Gargantua'ya gittikleri gibi. İçine girmek abi. Ve bunu da diyotlarla yapabilirler. Mesela dünyadan bir gemi kaldırırlar ya da bir lazer verirler. Lazer gemisiyle giden böyle bir işte bir biliyorsunuz şimdi şey yapıyor. Uzayda yolculuk yapması için hazırlanıyor. Bir tane teleskop var. James Webb teleskobu yanlış hatırlamıyorsam. Ona benzeyen ona benzeyen bir zımbırtıyla Ateş Şuna çok sağ ol. Teşekkürler. Disco Troop. Evet yaptım. Artık yeni kapacağım. Yoruldum. Çok yoruldum. Chat beni çok yordu. Her şey beni yordu. Beynim yandı. Yoruldum. Kapatıyorum artık yayını. Tamam. O kadar büyük bir basınç var ki enerjinin saklandığı belli bile olmuyor. Aşırı cool bir olay. Milyonlarca yıl sürer Saso. İşte bir şey bulmamız lazım. Bir boyutlar arası yolculuk falan dediğimiz ya da boyut var mı bilmiyorum. Belki de anasını satayım. Biz bir kavanozun içindeyiz. O da kavanozun kapağı işte onlarda. Yani orada ne var kardeşim? Diyorlar ki uzaya bile genişliyor. Uzay genişliyor falan da. Nereye genişliyor ya? Biz neyin içindeyiz? Ne var? Uzayın genişlediği alan ne? Ne var orada? Beyaz bir alan mı? Ne o? Ne? Nereye doğru genişliyoruz? Bunu nereden bilebiliriz? Gezegenler birbirinden uzaklaşıyor diye uzayın genişlediğini söylüyorlar. İnsan zekalarıyla. 80 IQ, 100 IQ, low IQ yani. Bunu anca söyleyebiliyorlar. Falan filan. Bilmiyoruz. Belki günün birinde göreceğiz. Belki günün birinde şöyle bir şey olacak. Biz gideceğiz, bir tane şey bulacağız. Bir tane kara delik bulacağız. Kara deliğin içine de gireceğiz anasını satayım. Zaten eninde sonunda olacak mı biliyorsunuz? Bizim şu an merkezimizdeki kara deliğin içine şu anda ne oluyor arkadaş? Ben kafayı yiyeceğim. Oğlum bu insan zekasının ötesinde bir şey bu ya. Arkadaşlar sakin olun. Şimdi beni iyi dinleyin. Şu anda bizim galaksimizin merkezinde bir kara delik var. Ve bu kara deliğin içine şu an biz biliyorsunuz sürükleniyoruz, biz ilerliyoruz. Biz şu an ona doğru çekiliyoruz. Dünya her sene, ay her sene bizden uzaklaşıyor. Ay içeri doğru çekiliyor. Sürekli çekiliyor. Biz de çekiliyoruz. Peki yani... Bizim sonumuz o mu olacak yani? Biz şu an o kara deliğin içine doğru sürükleniyoruz. O kadar uzaktayız ki o kara delik bile bizim galaksimizin kara deliği bile bir türlü bizi içine yutamıyor. O devasa kara delik. Bir bakalım mı şuna? Milky Way galaksisinin kara deliği. Merak ettim. Bizim orijinimiz. Yaz. Samanyolu galaksisi kara delik. Merkez. Merkezimiz. Galaksinin merkezi. Görseller. Bakın arkadaşlar, bizim şu an merkezimizde bu var. Kocaman bir delik var. Bak şu an yıldızlar. Bak her şeyi şu an içine çekiliyoruz bunun. Görüyor musunuz? Bak bizim galaksimiz bu. Bak güneşin 100.000 katı büyüklüğünde. Güneşi düşünün şu an. Bizden 300.000 kilometre uzakta. 100.000 katı büyüklüğünde. 150 milyon kilometre uzakta açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim. Güneş bizden 150 milyon kilometre uzakta. Ay bizden 380.000 kilometre uzakta. 500.000 desem bile. 500.000'de sadece. 500.000'de. Ondan sonracığıma işte o şekilde oradan hesaplayabilirsin. 500 milyon, 150 bin, 300 kat falan diyor orada. Yani siz Ay'a baktığınız zaman 300 tane daha böyle şey düşünün. Ay düşünün. Yarım milyon ya Ay bizden yaklaşık. O da 150 milyon ya. 300 tane daha Ay'ın o arkasında Güneş var ve biz Ay'la Güneş'i aynı boyutta görüyoruz. Yani o kadar uzak olan bir şeyi biz Ay'la aynı boyda görüyoruz. Ki onun boyutunu bir düşünün. Yani acayip manyak bir olay. Ve bu sadece bizim güneş sistemimiz ve güneş sistemine yakın olan dördüncü gezegeniz bu arada. Biz şu an güneş sistemine yakın olan dördüncü gezegen. Merkür, Venüs, Dünya pardon üçüncü gezegen. Donetlerinize şimdi bakacağım artık. Çok ayıp oldu. Dolayısıyla şey kardeşim durumlar bunlar. Biz de şu an içeri doğru çekiliyoruz. Bakalım ne olacak göreceğiz. Böyle gidiyoruz bakalım. Artık kimler görür? Belki de kimse görmez. Çünkü güneş mesela güneş sisteminin yani bizim güneş sistemimiz şunlardan bir tanesi. Bakın şurada küçük küçük noktalar var. Bak şimdi. Bak şimdi. Uzayın büyüklüğü karşısında insanoğlu aklını yitirmiyor ya güzel bir örnek. Arkadaşlar bu bizim Samanyolumuzun ortasındaki delik. Bakın şurada küçük küçük beyaz noktacıklar görüyorsunuz. Bakın şurada bir tane var. Bak şurada var. Bak görüyor musun? Bak mouse'um burada yukarı bak. Bak şurada var. Bak şurada var. Bak minik minik bak beyaz beyaz noktacıklar. Bunlardan bir tanesi biziz. Bizim güneşimiz. Onun içinde de bizim 9 gezegenimiz ve beraberindeki uydular var. Ve şu yanındaki küçük olan da Zetara Takuli, Takarakode, Agalangore, Gangaragorogore isimli olan bize 4 ışık yılı uzaktaki kardeşimiz, en yakın arkadaşımız olan. Peki buralarda ne var? Asıl mevzu bu. Buralarda ne var? Buralardaki yıldızların etrafındaki gezegenlerin de etrafındaki o uydularda kimler yaşıyor? Ne var buralarda? Ve şimdi şunu şöyle bir düşünün. Bu korkunç bir yapı. Şimdi şunu düşünün. Şimdi şunu düşünün kardeşim. Bakın arkadaşlar, bunlar da yani biz neyin içindeyiz arkadaş? Ben kafayı yiyeceğim. Bu da arkadaşlar bizimki gibi şu. Bizim galaksimiz şu. Buraya bak. Mouse'a bak. Mouse burada. Mouse burada. Burada. Bak kardeşim. Şunlardan bir tanesi bizim galaksimiz. Bunlar da diğerleri. Şimdi Hubble uzay teleskobunu şöyle bir çevirdiğini düşün. Bu manzaradan bir tane daha göreceksin. Şimdi şuraya döndüğünü düşün. Bir tane daha göreceksin. Sonra bir tane daha. Aşağı çevir bir tane daha göreceksin. İşin boktan kısmı. Burada gördüğün en soluk olana gittiğin zaman da o taraftan baktığın zaman da bir tane daha böyle göreceksin. Yani biz hep söylediğim gibi varlığımız yokluğumuz bir. Biz yokuz. Hep söylüyorum size bunu yıllardır. Biz yokuz kardeşim. Biz var olduğumuzu falan zannediyoruz. Biz bir rüyadayız ya. Biz var olduğumuzu zannediyoruz sadece. Şu büyüklüğe baktığın zaman bunların her birinde bundan olduğunu anladığında diyorsun ki biz yokuz diyorsun ya. Biz yokuz abi biz. Yani bizim dertlerimiz, tasamız yani hiçbir şey değil ya. Acaba üniversiteyi kazanabilecek miyim? Acaba iş bulabilecek miyim? Acaba bilmem ne olabilecek miyim? Acaba bilmem ne yapabilecek. Yoksun oğlum. Uzayın umrunda değilsin ya. Sakin ol ve ne olacaksa olacak. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Sakin. 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 Hepimiz toz ve gaz bulutundan geldik. Hepimiz toz ve gaz bulutuna gideceğiz. Hepimiz bundan geldik. Bak. Nebula. Bak ne lan bu diyorsun bak ha. Hepimiz bundan geldik. Buna gideceğiz ha. Bak. Toz ve gaz bulutuyduk. Gezegenimiz oluştu. Ondan sonra bak böyleydik. Şimdi bu güneş sistemine patlayacak. Yine her yere toz olacağız. Bütün gezegenler ve uydularımızla, her şeyimizle birden. Bütün varlığımız, mevcudiyetimiz, bütün her şeyimiz, zihnimiz, her şeyimiz, bilincimiz, bize ait olan her şey, medeniyetimize ait olan her şey. Daha önce nasıl toz ve gazsa, nasıl bundan 6 milyar yıl önce bu gezegen oluşurken böyleysek, toz ve gazsak, bunlar birleştiler. Gezegenler, güneşler, yıldızlar oluştu önce. Sonra onlar devam ettiler dönmeye, formasyonlar bilmem neler, bizim gezegenlerimiz oluştu. Gezegene ne bu? Bu senin başlangıcın işte. Bu bizim gezegenimizin başlangıcı. Başlangıçta buyduk. Gün gelecek, güneş patladığında tekrar toz olacağız. Güneş tozu, yıldız tozu olacağız. Hepimiz yıldızlardan geldik. Hepimiz nebuladan geldik. Bak nebula. Al bak başlangıcın ve sonun. Nihai sonun, nihai senin sonun bu. Bundan geldin, yine buna gideceksin. İspatlı. Gezegenler, nereden geldik? Bundan geldik. Gezegen patlayacak, ne oluyor? Toz gaz oluyor, ne oluyor? Bu oluyor. Sakin olun o yüzden. Dolayısıyla... Abi yoksun diyorsun da hepimiz buradayız. Şu an boyutların tamam, bir önemi yok. Şu an buradayız abi bak. Olay şu. Çok sağ olun bu arada. Yine abone olanlar var. Turgut Ekim çok teşekkür ederim. Sağ ol. Özlemişim be reis. Ah eski YouTube'a. Turgut Ekim derken eski YouTube. Sen bizim Turgut Ekim misin? Enes Batur'un kuzeni olan. Yanlış mı şey yaptım? O musun sen abi? Turgut Ekim. Oyunları seviyoruz falan. Konuşmuştuk. Az çok Facebook'tan falan şey yapmıştık. Yoksa şey misin? Benim buradaki takipçilerden de bir tane Turgut Ekim var da YouTube falan deyince hani oradan çıkardım. Hani acaba dedim YouTube, eski YouTube falan hani şey misin diye. Hani o musun diye yani merak ettim. Nebula, evren bu gezegenden ne o? Bakayım dur. Bakıyorum bir saniye. Abi Ermenistan'a ne zaman geliyorsun? Nereden çıktı oğlum Ermenistan falan? Ha, evet o mu? Tamam peki bakalım sen de hoş geldin. Vallahi çok tanıdık gelmişti. Evet herhalde o diye şey yaptım mı? Kendi demiyor. Herhalde değildir ya da bilmiyorum. Sağ ol teşekkür ederim donetin için. Çok sevindim. Koy da ses. Koy da kıpıyı da ses. Sen de yine abonemsin. Dediğim gibi Reç mega şey ettirici. Size de bakayım. Kaçırdığım biri var mı? Hemen şuradan bir kontrol edeyim falan. Şey olmasın ayıp olmasın. Pipimizi nasıl büyütebiliriz? Reis, astral seyahat hakkında düşünceleri nedir? Valla astral seyahat nedir bilmiyorum. Ben sadece şeyi biliyorum. Bu insanların uzaktan görme diye bir yeteneği varmış. Rus ya da KGB ajanları zamanında böyle bir deneyler yapmışlar. İnternette biraz araştırırsanız görürsünüz uzaktan görme diye. Bu nedir? Seni KGB ajanları bir odaya getiriyorlar, oturtuyorlar. Bazı özel insanlar var. Ve bu seni orada oturtuyorlar. Senin masaya orada bir tane şey koyuyorlar, harita koyuyorlar. Oradan bir tane komutan geliyor. Haritaya eliyle böyle dokunuyor. Sasi Green Park Oteli diyor ki, Green Park Oteli tabii ki biliyorum. Şeyde var Green Park Otel. Gittim kaldım. Sapanca, Kartepe. Sapanca'dan 25 kilometre güneyde. Güneyde kalıyor. Orada Kartepe otel var. Futbolcular falan da oraya şey yapar. Tabii ki biliyorum. Hatta hala evimde şeyi var onun verdiği. Oradan ne derler, broşürleri bilmem neleri falan filan. Şimdi konu şaştı ya. Ben ne anlatıyordum? Ne anlatıyordum oğlum? Unuttum ya. Heh, uzaktan. Komutan geliyor. Orada bir noktayı belirliyor, tamam mı, haritada. Ve adama diyor ki orada ne var diyor. Adam diyor ki şu anda diyor orada diyor askeri birliklerimiz var diyor. Peki evladım orada ne var diyor. Şu anda diyor görüyorum diyor 3 tane tank var, 2 tane helikopter var. İşte 20 kişilikte bir işte orada böyle bir mevzilerde geçmiş askerler var diyor. Komutan arıyor. Şu an orada ne var diyor. Ses aynı geliyor, söylüyor. Burada bu kadar mühimmat var. İşte 4 tane helikopter var. 2 tane tank var. O var, bu var. Anlatıyor kardeşim. Sonra adam başka bir yer gösteriyor. Buradaki adam görüyor. Uzaktan görme şeyleri, deneyleri. Mesela Amerika'da da yine insanlar üzerinde beyinsel, zihinsel testler. Yalan bu diyorsun abicim. Abicim yalan denilen şeylere inanın. Özellikle yalan denilen şeylere inanın. Zamanında Amerikan Patent Ofisi dedi ki şu ana kadar keşfettiğimiz her şeyi keşfettik. Daha bir şeyi keşfedemeyeceğiz dedi. Lap diye EMC kare, Einstein. Atom bombası yapıldı. Füzyon reaktörleri yapıldı. Anladın mı? Asla demeyeceksin. O yalan, bu yalan, o olmaz, bu olmaz. Bunlar çok fantastik şeyler değil. Duvarın içinden geçebilen adam, ne bileyim işte görünmez insan, ne bileyim işte ne bileyim gözlerinden ateş çıkaran insan. Bu tarz deneyler yapılıyor. Bundan 50 sene önce Star Trek filmlerinde kullanılan cihazları biliyor musunuz? Star Trek filmlerinde kullanılan cihazlar resmen günümüzde kullanılıyor. En basiti şu an senin bu cep telefonun mesela. Bu hiçbir şey değil. Transcorder'lar, bilmem neler, ışınlanma teknolojileri, bilmem neler. Bütün bunlar şu an dünyadaki araştırma tesislerinde şu an daha önce dedelerinin dedeleri bilim adamları olan insanların şu an torunlarının torunları yaşıyor. Onlara aktarılan bilgiler gizli bir şekilde dünyadaki belirli yerlerde, alanlarda kullanılıyor. Diyor ki bazıları bölge 51'de bir tane kol var. O kolu çevirdiklerinde biz burada dünyadaki belirli kan gruplarından insanlar, dünyada biliyorsunuz 35-40'a yakın kan grubu var. Sadece öyle ARH, BRH 0 falan yok. Kaç tane kan grubu var yaz. Kaç kan grubu vardır? Ah, toplamda A, B, B olmak üzere 4 ana kan grubu vardır. Ancak her grup RH pozitif, RH negatif olabilen toplamda 8 farklı kan grubu vardır. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam daha önce şeyde de baktık. En zor kan grubu bilmem ne. 30'a 40'a yakın kan grubu var. Bunların alt şeylerinde falan filan. Oradan bakarsınız. Şimdi ben burada bu kadar detaylı bakmayayım. Göt olmadığıma eminim yani. Onu da söyleyeyim bu arada. Diyorlar ki efendim bölge 51'de Groom Lake'te Area 51'de orada bir tane kol varmış. O kolu çektikleri zaman orada Amerika'nın aslında zaman makinesi varmış. Efendim bizim burada yaşadığımız bu dejavular. Bu hani biz hani bazen bazılarımız işte dejavu oluyoruz ya. Hani lan ben bu anı daha önce yaşamıştım falan filan. Meğerse Amerika kolu çekiyormuş oradan. Sen burada lan ben bu anı yaşadım oluyormuşum. Belirli kan grupları falan filan bilmem ne. Hiçbir şeye öyle yok öyle inanmam öyle bilmem ne demeyeceksiniz. Mutlaka birileri bu gezegende bir şeylerin peşinden sülale boyu koşturuyor. Dedesi başlıyor, babasına geçiyor, babası beceremiyor, oğluna geçiyor, oğlu beceremiyor, torununa geçiyor. Derken böyle sonunda o bir tane torun sonunda onu buluyor. Falan filan. Yani Project Looking Glass, evet aynen onun gibi. Doktor Dembiyoruz yazarsanız Project Looking Glass diye orada mesela adam gizli kameraya çekilmiş kadının biri gazetecinin biri adamı orada bir bölge 51 çalışanı S4 bölgesi çalışanı adam orada bayağı anlatıyor yani işte diyor ki vallahi diyor içeride diyor zaman makinesi var diyor çatır çatır oynuyoruz onunla diyor ileri geri alıyoruz diyor Amerika Birleşik Devletleri o yüzden diyor Area 51'i ölümüne koruyor diyor orası diyor paravan diyor aslında uçak falan kaldırıp indiriyoruz dalgasına diyor. Asıl mevzu yerin altında diyor. Aşağıda uzaylı bir ırkla beraberiz diyor. Phil çıkıyor diyor ki bak diyor uzaylılarla kapıştık diyor. 2 parmağım koptu diyor. Adamı bunu anlatıyorlar. Ertesi hafta otel odasında boğulmuş halde bulunuyor. Çünkü anlatmaması gereken şeyler anlatıyor. Bölge 51'in tünellerini yaparken çalışan adamlardan bir tanesi. kazı yapıyorduk diyor makinayla diyor. Bir tane duvarı kazıyorduk seni diyor. Görsem sessizce yaklaşıp pandikatsan nasıl tepki verirsin? Döndürüyor diyor. Birden duruyor, bir duvar bir yıkıldı diyor. Bir baktık diyor. Orada diyor 7-8 tane uzaylıyla karşılaştık diyor. Arada hengame çıktı. Savaştık onlarla diyor. Tam diyor ben diyor arkadaşımı diyor orada bir asansörün içine bindirdim. Onu yukarı çıkardım diyor. Aşağıdaki herkes öldü diyor ondan sonra diyor. Ben de zor kurtardım kendimi falan diyor. Adamın orasından burasından garip elementli şeyler çıkıyor. Adam 3 gün 4 gün sonra otel odasında boğularak bulunuyor. Arkadaşlar dediğim gibi yani çok yankı yapar normal. Birazcık araştırırsanız göreceksiniz bazı şeyleri. Çok çok fazla görgü tanığı var. Çok fazla üst düzey insan bahsediyor. CIA'nin direktörü çıkıyor ya. CIA'nin direktörü çıkıyor. FBI'nin direktörü çıkıyor. Adamlar death sentence'larında veriyor. Death sentence veriyorlar. Yani ölüm döşeğinde artık son lafları falan diye. Şey çıkıyor diyor ki işte Lockheed Martin'in bugün Türkiye'li ortak F-35 projesinin eski başkanı. Adam çıkıyor diyor ki biz diyor ET'yi şu an evine götürecek teknolojiye sahibiz diyor. Ve ne demek istiyor yani? Yani extraterrestrial biological entity dediğimiz dünya dışı yabancı yaşam formu, biyolojik varlık, ebe, onu uzaylı kısaca. Sigara kokuyor lan bura. Bana koyayım. Kim içiyor sigara? Of, bir yer sigara içiyorlar. Dursanıza bir dakika ya. Görmez. Dur bir dakika. Ne oluyor lan öyle ne biçim sigara koktu ya. Birdenbire ya. Biri yukarıdan herhalde bir yerden aşağıdan bir şeyden sigara içiyor. Dumanı bize geliyor. Allah Allah. Saça bak ağza bak dışa bak. Oh. Götüm çarptı. Dur bakayım. Yani araştırırsanız görür. Bu ne lan böyle? Ne alaka ya? Şöyle yapacaktım da memelerime geldi. Heh. Araştırırsanız ederseniz falan filan. Hadi ben kaçıyorum yavaş yavaş. Acayip sigara kokmaya başladı. Hadi. Ben hiç sevmem böyle şeyler. Sigaradan nefret ediyorum. Nefret söylemi diye acaba banlanır mıyım sigaradan nefret ediyorum diye? Sigaradan nefret ediyorum Twitch. Ne olacak? Banlayacak mısınız şimdi beni? Sigaradan nefret etmek. Ne yani? Etmeyeceksin mi diyeceksiniz yani? Çok bilgi verdin. Seni de halletmeye geldiler. Dikkat et. Evet. Çok fırladım değil mi? Aradan çok şey yaptık çıktık. Senin memene kurban olan. Hayda. Amerika'nın işidir belki abi sen. Evet. Kaçırdığın biri var mı? Bakıyorum şu anda. Bir dakika abicim. Sen Green Park. Evet bilirim tabii. Çok güzel bir oteldir. Abi sokakta seni görsem sessizce yaklaşıp pandik atsam nasıl tepki verir? Yeter artık kanser olacağım yeter. Sigaret taban değil mi? Valla beni görenler hep böyle yapıyor zaten. Çaktırmadan geliyorlar. Pandik atıyorlar. Pandikliyorlar. Arkadaşlar biz Discord'a gideceğiz. Gelmek isteyenler gelsin. Maç falan yaparız. Son bir. Slow 3 diyorum buraya. Biliyorsunuz. Abone olmayanlar burada yazışabilir. Abone olanlar da Discord'da yazışabilir. Discord'u açayım bir dakika da bakayım. Kapatalım yayını. Hadi kaç saattir yayındayım yeter. Hadi kapatıyorum yayını artık. Ulan tam yayını kapatıyorum siz geliyorsunuz. Kanser olacağım. Hep aynı şey oluyor ya. Yani durdunuz tam maç mı bitti yoksa ondan mı? Allah'ım çıldırıyorum. Dur. 5 saattir yayın yapıyoruz burada ya. Açıyorum chat'i. Açtım. Duyuyor musunuz sesimi? Ses. Tamam bak burada yazıyorlar. Discord'a gelmek isteyenler #DC veya #Discord veya #sosyal yazarak Discord'a tıklayarak şu an beni oradan eş zamanlı duyabilirsiniz. Böyle 20 saniye sonra değil. Falan filan. Hadi yayını kapatıyoruz. Ben de biraz orada da sohbet ederiz. İsteyenleriniz Twitch'e de yazabilir. Ben oraya da bakarım. Abonelerde lütfen kendinizi bağlamayı unutmayın aboneler. Sunucu ayarları diyorum tekrardan. Entegrasyon diyorum. Bakalım kaç kişi kendi bağlamış. Discord'a girince sol alttan kullanıcı ayarları, bağlantılar, Twitch diyeceksiniz. Bir de YouTube diyeceksiniz. Oradan öyle kendinizi bağlayabilirsiniz. Evet yazıyorlar şu anda. gelenler var. Bir sürü görüyoruz. Tamam. Beni şu an gelenler Onur, Görkem, Pelede falan 3 yazsanıza Twitch chatine. Duyanlar kimler? Tamam 3. Okey. Tamam. İyi. Hadi o zaman kapatıyoruz yayını. Şimdi bir 15-20 saniye beklemem lazım. Yayın ne zaman kapanıyor diye şimdi test edeceğim. Buradaki sesi kapatıp yayındaki sesi dinlememiz gerekiyor. Bir numara söyleyeceğim size, oradan geliyorum. Evet, numarayı söylüyorum. Numara 566. 566'yı chatte gördüğüm an şey yapacağım, kapatacağım.